Evet sevgili arkadaşlar, yine bir aradayız, yine birlikteyiz. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Yani iyi derken, e, maddi bedenen iyisinizdir inşallah. Manevi olarak zaten bu yıkım çok fazla gitmez. Beni sevindiren bir haber vardı e, 13 Şubat gününde. Neydi o haber? Pahalı çorbaya 1 milyon 860 bin TL haşır e, ceza. Bu arada bugün 14 Şubat. Eminim birçok kişi... Ee, yok sevgililer günü, yok bilmem aşklar günü, yok bilmem şu günü, bu günü diye şey yapacak ama e, mühim olan bugün belki de sevgililer gününe şuna buna vereceğiniz paralarla yardımda bulunabilirsiniz. Bunu unutmayın. Pahalı çorbaya şeyden bahsetmiştik. Ticaret Bakanlığı depremzedelere fahiş fiyatla çorba satışı yapan Adana'daki dinlenme tesis işletmesine 1 milyon 860 bin TL sapladı, e, hesapladı ve idari para cezası uygulandığını açıkladı. İşletmenin adı sanırım Haşırtı Blackbird Yok, o işletme değil herhalde. O cezanın birimi sanırım. Şunu da söyleyeyim. Keşke, keşke bu cezayı başka şeylere de uygulasak. Mesela ben eminim depreme yakın olan bölgelerde kira artışları olacak. Evlerin fiyatı artacak, araçların fiyatı artacak. Keşke bir sistem... Anlık her şeyin fiyatını sabit tutmuş olsa, zam yapan arkadaşları da böyle haşır e, şey böyle şaşırtmalı baskınlarda bulunup cezayı İskender'un İskenderun'da Fenerbahçe çadırkenti bu haberi bunu sunmaktan gurur duyuyorum. Tabii ki de bugün Fenerbahçe başka takım konuşacak gün değil ama depremden yoğun şekilde etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde taraftarlar ve derneklerin girişimiyle bir Fenerbahçe çadırkenti kurulmaya ...hazırlanıyor. Ee, arkadaşlar bunu şu şekilde söyleyeyim. Hocam niye Fenerbahçe... Cilik ...Fenerbahçe çadır kenti falan... ...ya da haberin sonunda söyleyeyim dur. Kafanızda yer edilmesin. Fenerbahçe ve taraftarları ilk günde... ...merafet bölgesine destek olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kulüp önceki gün yaptığı açıklamada şu anda... ...en acil ihtiyacın çadır olduğunu duyurmuştu. Hani mesela yardım tırları konusunda... ...bana şey diyorlar. Hocam tırların sayısı... ...niye azaldı diye. Arkadaşlar şöyle düşünün. Bir çadırın maliyeti belki... ...15-20 bin TL. Ama... 15.000-20.000 bin, bin TL ile belki bir tırın, yani belki onda birini doldurabilirsiniz. O yüzden bu bunun e, yavaşlama sebebi bu. Ama yine bir şey söyleyeceğim. Sarla Derneği bunun için hemen harekete geçti. Fenerbahçe yöneticisi Sertaç Komşuoğlu'nun başkanlığında yaptığı dernek. Bakın, Sertaç Komşuoğlu'nun başkanlığında yaptığı dernek. İskenderun Kaymakamlığı ile iletişime geçti. Kaymakamlığın koordinasyonunda Fenerbahçe, Sarla Civert, Çadırkent kurulması için çalışmalar başlandı. Buna göre belirlenecek alandan... Salla Civert Derneği'nin öncülüğünde 100 çadır, seyyar tuvaletler ve seyyar duşların bulunacağı bir çadır kent oluşturacağı açıklandı. Hemen ardından Dernek Başkanı Sertaç Komşuoğlu barınma ihtiyacının çok yüksek olduğunu dile getirerek çadır sayısının 200'e yükseltildiğini duyurdu. Ayrıca burada bir süre seyyar mutfak sayesinde depremzedelere sıcak yemek dağıtımı da yapılacak. Kulüp ve derneklerin benzer projeleri depremden etkilenen diğer şehirlerde de hayata geçir, geçirecekleri öğrenildi. Fenerbahçe Kulübü Ülke Stadyumunda afetten etkilenenlere destek için kurulan yardım merkezinde çalışan görevlilerin fotoğraflarını paylaşıp yapılan açıklamada ülkemizi yasa boğan deprem felaketinden afet bölgesi yardım kampanyamıza katılan gönüllü olarak çalışan her bir vatandaşımız iyi ki varsınız. Elimizden gelince gücümüz yettiğince çalışmaya devam ifadelerini kullandı. Kulüplerimizin oluşturduğu yardım merkezlerine diğer takım taraftarları da koşarak destek vererek büyük bir dayanışma örneği gösterdi. Birincisi AFAD kulüplere bir yazı gönderdi. Hani frenleyin dedi. Çünkü orada çok yığılma var. Tırları hani frenleyin dedi. Olabildiğince tır göndermeyin. Gönderiyorsanız da dedi işte mesela bölüştürdü atıyorum Galatasaray'a dedi ki sen gıda getir ya da serbest oyuncak getir şunu getir. İşte Beşiktaş'a dedi ki sen şunu getir. Fenerbahçe dedi ki sen e, mesela portatif tuvalet işte şu iş çadır işi Fenerbahçe de Konteyner işi Galatasaray sende. Hani böyle böyle bölüştürdü arkadaşlar. Bu yüzden böyle bir olay var. Fenerbahçe çadır kent olayı sadece isim olarak yoksa Galatasaray'da kuruyor, Beşiktaş'ta kuruyor, belki Trabzon'da kuruyordur. Tam e, Trabzonspor'dan tam emin değilim. 3 kulübünkinden eminim de. Yani burada şey var. Burada amaç e, ihtiyaç öncelik sırasına göre dizip bunu şey yapmak. Sertaç Bey'in yapmış olduğu dernek Fenerbahçe Spor Kulübünden hariç olarak yani derneğin ki Kulüp şu anda çadır toplamakla meşgul. Hatta evlerinizdeki çadırları bile getirin demekle meşgul. Galatasaray e, şey alıyor. Konteyner Fenerbahçe'de onun portatif tuvaletini e, dizecek. Öyle anlaşmalar var aralarda. Yani bir kulübümüzün yaptığını öbür kulüp ah bunlar bu kadar yapıyor, bu kadar yapıyor olarak değil. Hepsini ortak havuzda düşünün arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Ve çok da güzel oluyor. Fenerbahçe stadında Galatasaraylar çalışıyor. Beşiktaşlılar çalışıyor. Trabzonlular çalışıyor. Başkaları çalışıyor. Ya olması gereken oluyor. Ve dahası da olacak. Ercan Güven tır doldurmakla yarışıyorlar. Şimdi bu başlığı görünce de aklınıza sapık sapkın kötü bir şey gelebilir. Bu başlığı ben okumak istiyorum. Hocam biz de okuyabiliriz. Hayır siz okuyamazsınız. Siz benim gibi okuyamazsınız. Ben okuyacağım. Merkezüstü Kahramanmaraş pazarcık olan ve 10 ayrı ilde büyük tahribat yapan depremin yaralarını sarmak için kulüpler seferber oldu. Milliyet gazetesi yazarı Ercan Güven unutmayın bu günleri başlıklı yazısında ülkemizi yasa boğan depremle ilgili bir yazı kalemi aldı. İşte o yazı. Bütün gecem yine Hatay, Antep, Maraş, Malatya arasında kahreden ekran seyahatiyle geçmiş, gün ağarmış ve kalan az miktarda ruh sağlığımı korumak için kendimi dışarı atmıştım. Amaçsız adımlıyorum kaldırımları. O da ne? Kilisenin karşısında kaldırım tenha. Sabahları Bahariye Caddesi'nde sıcak, iştah parfümü sıkan inci pastanesi açık olduğu halde sadece bir iki kişi var içeride. Hayret, çünkü günün her saati uzun kuyruk bitmez önünde. Bilinçsizce kapıdan Selo'ya sesleniyorum. Boğaç'a çıktı mı Selo, Batmanlı ve ağabeyi Mehmet ile birlikte kurbete çıkıp işi işe komilikten başladığından beri elimizde büyüyen dürüst saygılı bir emekçi. Şimdi müdürü geldi. Müdürü gibi ünlü pastanenin. Seslendim ama seslendiğim anda cız etti yüreğim. Neyse ki ilk parti bitti abi dedi Selo. Bana rutin ama felaketin merkezindeki çoluk çocuğa ziyafet gelecek o sıcak poğaçayı nasıl yiyecektim. Bir haftadır karnım acıkınca bile suçluluk hissediyorum zaten. Sabahları peynir ekmek, akşamları çorba lezzetli bir yemek. On kentin perişan halkına şayet kaldıysa enkazda aç susuz insanlara telepatik nispet gibi geliyor bana. Biz canı çeken olur mu diye Açıkta yemesi yasaklanmış bir nesiliz. Paltomu mahçup giyiyorum, kaş kolumu mahçup takıyorum, musluğu açtığımda, kalorifer peteklerine dokunduğumda acıyor elim. Komşum değil kardeşim perişan rolarda, yüküm ağır, fayın üzerine imar izni verenler, uzanan yardım elini ısırmaya kalkanlar, felaketten propaganda çıkarmaya uğraşanlar, yetersiz kalan yetkililer, yıkılmış evleri soymaya niyetlenenler. Ardında enkaz bırakıp yurt dışına kaçmaya çalışan müteahhitler yerine de utanıyorum. Şu dünyanın işine bakın. Yüreğime su serpen ister istemez parçası olduğum ve sık sık onlar adına utandığım futbol camiası şimdi. Ortam müsait olsa gururlanıyorum bile diyeceğim onlarla. Nerede duracaklarını, ne yapacaklarını çok iyi bildiler. Biz beraberiz dediler. Beraberliğin çil çil altından daha değerli olduğu şu süreçte. Kulüpler transferi falan bıraktılar. Tır doldurmakta yarışıyorlar. Dedim ya başlığa baksanız lan tır doldurmakta yarışıyorlar. Sanki işte tırlanma olacak iş falan diye ön yargılı davranırsınız. Ancak burayı gördünüz değil mi? Burayı benim ağzımdan duydunuz değil mi? Şimdi bakış açınız farklı. İnşallah farklıdır. Yani farklı olacağını da düşünüyorum. Bakın birçok kişi tır doldurmanın da ötesine gitti. Mesela nereden başlayayım? Elif Elmas attığı golden sonra eli yıldız işareti yapıyor. Barcelona Türkiye'deki deprem için saygı duruşunda bulunuyor ve e, Barcelonalı Türk taraftarlara mesajlar gönderiyor. Ekvadorlu Valencia'nın biliyorsunuz Fenerbahçe'mizin ve yani şu anda Süper Lig'in gol kralı olan ve Fenerbahçe taraftarının küfrederek çalıştırdığı Valencia'nın 2022 Katar Dünya Kupası'ndan sonra imzaladığı formasını depremzedelere Destek için satışa çıkardığı elde edilen gelirleri de ahbaba bağışlanacağını belirtiyor. Açılış limiti 25 bin lira. E, ve e, ya bugün 22'ye kadar sanırım süresi varmış. Yine aynı şekilde e, Joseph olayını söyledik, evlat edilme olayını. Birçok kişi birçok şey yapıyor. Sercan Hamzoğlu da bir konuya de, değinmiş ama yanlış anlaşılmış sanırım. Ben orada değineyim. Birisi yazmış işte şu kadar Fenerbahçe formamı açık artırmayla satılıyorum. Gelirini ah baba bağışla bulunun fişin atın göndereceğim diye. Sercan Bey 50 bin lirayı gönderiyor. Arkadaşa atıyor dekontu ama vazgeçtim formadan diyor. Ve alamadığı formalar ama yaptığı yardımlarda belirterek belki de bir uyarıda bulunuyor. Kendine yakışan üstüpla çünkü gazetecinin üslubu gerçekten çok zeki insanların anlayabileceği üslupta olabiliyor bazen. Açık ve net diyor ki bakın böyle böyle şov yapanlar da çıkabilir demek istiyor benim anladığım kadarıyla. Belki de ben kötü niyetli ya da iyi niyetli algıladım. O yüzden böyle söyleyeyim. Yoksa çıkıp da şovunu yapacak adam değil. Bizden böyle şovunu yapacak adamlar çıkmaz arkadaşlar. Ben biliyorum. Ben bizim camiayı biliyorum. Ben bizim camianın genetiğini biliyorum. Ha deli dolu insanlar çıkar. Benim gibi bazen saçmalayan maç bitiminde işte hakeme kızan şöyle yapın böyle yapan insanlar çıkar. Biz böyle bir camiayız çıkar. Ben de dahilim birçok manyağımız var. Kabul. Ama e, herkes dikkatli olsun. Bakın bu süreçte takipçi arttırma telaşına giren, beğeni arttırma, işte etkileşim arttırma telaşına giren manyaklarla dolu ortalık. Ben size söyleyeyim. Yuvarlama 29.000 bin e, abone bu kanalda var. 4800 civarında takipçim. Fenerli Duyum hesabında var. E, Mustafa Hoca 1907 hesabım var Twitter'da. Orada da hani takibe takip oluyor. GT yapıyorlar işte sen takip ediyorsun o da takip ediyor. 1500 civarında falan takipçim vardı. Ha bunlar eğer 100 bin 200 bin lira ulaşırsa de ki hocam sen de şov yapmışsın diyebilirsiniz. E, gocunmam demek ki şov yapmışım derim ben de. E, ama beni bildiğiniz üzere söylüyorum. Ben aynı çizgimde devam ediyorum. Hatta ben size şöyle söyleyeyim. Eğer şov yapacak olsaydım şimdi İlkay Gündoğan'ı ortaya atardım. Bunlar böyle yapıyor diye. Doğan Alemdar formasını giydiği Ren Tolus maçından önce sahaya Türkiye için dua edin tişörtleriyle çıkıyor. Bakın dua edin. Maç öncesinde ülkemizdeki depremde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuyor. Kısa süre önce Ankara gücünden Hertha Berlin'e transfer olan Tolga Ciğerci maç öncesinde sahaya başın sağ olsun Türkiye'm yazısı tişörtle çıkıyor. Kim Minji'yi yardım topluyor. Vitor Pereira gollere sevinmiyor. Orada ciğerim yanıyor diye. Ama İlkay Gündoğan maşallah yani gol atıp seviniyor ve taraftardan da tepki alıyor. O da demiş ki ülken hani ee, neyse onun dediklerini şey yapmayacağım. Dediğim gibi arkadaşlar boş verin umursamayın ya o an öyle gelişmiştir deyin başka bir şey deyin geçin. Bakın bizim ülkemiz gerçekten çok güzel hoş bir ülke. Ne olur bu süreçte çirkinlikleri görmezden gelin. Boş verin umursamayın. Transfer kafamın etini yiyen bir sürü kişi var. Ha hocam amma sizin tarafta da transfer meraklısıymış. İşte amma şöylemiş böylemiş demeyin. Ya belki de onlar da nazları bana geçiyor. Ya hocam sen en azından kulüpten bilgi alabiliyorsun. Ya da tanıdıklarım var. Ya da ne bileyim sosyal medyadan araklayıp bize anlatıyorsun. Ya da senin duyumlarına güvenmiyorum. Hiç, hepsi yalan çıkıyor ama ben yine de seni takip ediyorum diyen ee, kardeşlerimiz de var. Var. Gerçekten bu saydıklarımın hepsinden var. Bana transfer soruyorlar. Ya ben video çekiyorum, anlatıyorum diyorum hani transfer beklentim var diye. O kardeşlerimizin merakı içinde bu andan itibaren de onu konuşayım. Fenerbahçe'de deprem sonrası transfer kararı. Şimdi Hatay Spor ve Gaziantep Futbol Kulübü ligden çekildi. Bu takımlarda forma giyen futbolcular şu anda transfer piyasasında konuşulur durumda. Fenerbahçe özellikle bu iki kulüpte devam etmek isteyen oyunculara bakın bu kulüpte devam eden yani lisansı orada olan futbola devam etmek amacında olan futbolcuları alma niyetinde. Bunu Galatasaray'da Beşiktaş'ta dediğim gibi ve ilk duyumunu verdiğim gibi e, bir olay var. Ya bunu da değineyim. Araya bir parantez açayım. Özür dileyerek parantez açıyorum. Çok konuyu bölüyorum farkındayım ama mazur görün şu süreçte. Galatasaray, Gaziantep Futbol Kulübü kalecisi Günay Güvenç'i bonservisiyle transfer etmek istiyor diye birisi duyum vermiş. Doğru. İlk duyumu ben verdim gerçi de. Yani bu duyumu veren benim de. Ee, doğru. Bu duyumu doğruluyorum. Zaten kendi verdiğim duyumu yalanacak halimde yok. Ancak taraftarımızın biri yazmış. Ya işte bunlar el altından şöyle yapıyorlar. Bunlar böyle ahlaksızda, sizde paralı köpek. Yani neler neler. O kadar da ağır gitmemiş de. Bir şeyler demiş. Yazdığım yorum aynen okuyorum. Deprem hiç yaşanmasa derdim ki zaten Galatasaray'a karşı kart yedi bilerek herif Galatasaraylı bırak gitsin. Ama deprem yaşandığı için diyorum ki o kardeşlere ve size diyorum. Ulan adamlar bir de bon servis verip Gaziantep'e şu süreçte destek olacak. Ya bunun nesi kötü? Bunun nesi kötü? Çok da iyi olur. Ya boşuna gerilmeyelim arkadaşlar. Sonuçta destek transferi bunlar. Ben bizim kanaldaki bazı abilerime, kardeşlerime hala anlatamadım. Kafa basmıyor bazı arkadaşların. Fırsatçılık bu diyor. Namussuzluk, alçaklık. Lan düşene bir de sen tekme atıyorsun. Lan manyak mısınız siz? Kafayı mı yediniz? Asıl bu düşene destek olmaktır ya. Kafayı mı yediniz? Çıldırdınız mı siz? Ya Gaziantep Futbol Kulübü şu saatten sonra futbolcu maaştan neyle ödeyecek? Şöyle söyleyeyim. Yarın sezon gittim yarım sezon bütün futbolcularını kiraya verse hiç kimseye para vermeyecek. Garanti ücreti de alacak Süper Lig'den dolayı. E, adamlar otomatik olarak artıya geçmiş olacak. Bunun nesi kötü? Zaten oynatmayacağı futbolcu. Ha şunu demiş bir kardeşimiz. Ya bunlara destek olacak diye de çer çöpü doldurup da bizim kadroyu doldurmayalım diyor. Kısmen bunu da anlarım oynatmak zorunda değilsin. Kardeşim al lisansı sende olsun. İdmana katılmasın sana ne? O da ayrı bir mesele. Ama bunları bu kadar büyütmeyin. Bakın olağanüstü şartlardayız. Şimdi biz iki tane futbolcuya talibiz. Ben bu duyumu size daha önce de subliminal olarak verdim. Ama şimdi açık açık söylüyorum. Bir Lazar Markovic. Tabi bu %100 emin olmadığım duyumlar. Şu süreçte arkadaşlar hiçbir kaynağımla görüşemedim. Hiçbir kaynağıma selamun diyemedim. Bir bizim Reşat'la görüştüm. E, Onur Bulut meselesine. E, onun dışında başka hiç kimseyle yani e, hiçbir kişiyle duyum hakkında konuşmadım. Bilginiz olsun. Birisi Lazar Markoviç. Biliyorsunuz 2015-16'da çubukluyu giydi. Jesus'un da eski öğrencilerinden biri istemesi durumunda Fenerbahçe'de lig sonuna kadar devam edebilir. Yani Fenerbahçe'de durum bu. İkinci isim Hatay Sporlu Bertu Yıldırım. Zaten Bertu çok daha önceden transfer etmek istediğimiz ama yolu bizimle kesişmeyen bir isim Bertu Yıldırım. Fenerbahçe taraftarları da zaten takipte olduğu bu isim konusunda bence memnun olacaktır. Ve Volkan Demirel hatırlayın işte yeni halant falan demiştim. Şu süreçte iki futbolcunun da transferi gerçekleşebilir. Eğer gerçekleşirse maaşı Fenerbahçe ödeyecek. Lazar Markovic sahada yer alırsa artı bir olarak oynayabilecek. 9 yabancı da çıkabilecek ki Fenerbahçe zaten 9 da çıkmıyor. 2 Mart 94 doğumlu 28 yaşındaki Markovic Sırp ve 22 kez Sırp milli takım forması gibi 3 gole imza Şanssız sakatlıkları çok yaşadı. Ve Markovic 2024'e kadar Gaziantep'le sözleşmesi var ve bir senede opsiyonu var bedelsiz transfer etmişti Partizan'dan sezon başından. Birçok takım geçmişi var. Fulham, Liverpool, Anderlecht, Hull City, Sporting Lisbon, Benfica, Partizan. Bu sezon 22 maç, 5 gol, 3 asist, 1124 dakika tehlikeli bir isim. E, alsan işe yarar mı? Alsan tabii ki de işe yarar. Yani kanatta oynatabilirsin, on numarada oynatabilirsin. Ağırlıklı sağ kanattan, solda da oynatabilirsin. Vesaire. Bertu Yıldırım 20 yaşında 12 Temmuz 2002 doğumlu 20 yaşında 1.86'lık forvet. Bakın geleceğe adını altın harfle yazdırabilir bir isim. Bence Jesus Tedris adına da baya baya bir şeyler yapabilir. Ya yanılmıyorsam Hatay en son Trabzonspor'u mu yendi sahasında 2-1 ve ikinci golü mü attı Bertu? Tam hatırlamıyorum ama hafızam kolay kolay yanıltmaz beni. Öyle diye hatırlıyorum bak. Parlamakta olan bir yıldız. Yükselişte olan bir yıldız, şu da olabilir. Satın alma opsiyonu da kiralanabilir. alanabilir mesela buydı. Zaten bizim talebimiz var. Biz izliyoruz. Hatayspor yönetimi de bu olaydan e, haberdar ve e, <laughs> bence bu işin peşini yani bu iş olabilir. Bertu Yıldırım olabilir. Maxim diyen arkadaşlar çok fazla var. E, Gaziantep Spor Transfer Market tam adını tam çıkartamadım Maxim'in. 4 milyon euro civarında bir transfer market değeri var da. Fakat Maxim konusunda ben şunu söyleyeyim. Mevkisi 10 numara diye hatırlıyorum. Şimdi aklıma geldi. Aa, Aleksandru Maxim. 32 yaşındaki Roman futbolcu 3,5 milyon euro piyasa değeri. Maxim'in şöyle bir özelliği var. Bir daha söyleyeyim. 10 numara pozisyonunda aynı. Tamam kanatlarda da oynayabiliyor gösteriyor ama 10 numara pozisyonunda. Bu sene geçtiğimiz seneydi sanırım. Çok çok iyi bir performansı vardı Maxim'in Yani böyle e, adından söz ettirir. Bu sene o kadar iyi değil ama yine de arkadaşlar 25 maçta 5 gol 10 asisti var. 2176 dakikada. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Eğer Pedro bir yere gitmiş olsaydı. Mesela Pedro ve Serdar Dursun bir yere gitmiş olsaydı. E, Cao Pedro ve Serdar Dursun. Ben şunu söyleyeyim açık yüreklikte söyleyeyim. Tabii ki hani şu an yardım için ama normal şartlarda da bu iki isim gelsin deseler kabul eder miydim? Kabul ederdim. Eğer bu iki isim gitmiş olsa da hem Bertu hem Maxim'i kabul ederdim. Ama şu an biz Maxim'i alacak pozisyonda değiliz, konumda değiliz. Gerek var mı? Bunu da sizlerin takdirine bırakıyorum. Ben özellikle bunu böyle söylemek istedim. Ama bu iki yıldız Fenerbahçe'ye gelebilir. Marko, Markovic yerine Lopjanice'yi de unutmayın. Özellikle üstüne basa basa da tekrar tekrar söylüyorum. Boşuna da söylemiyorum. Bakalım arkadaşlar. Ha, Galatasaray konusunda dediğim gibi ya da Beşiktaş ya da başka bir takım hangisini alacak olursa olsun. Bu adamların niyeti destek olmak. Bakalım nasıl olacak, nasıl edecek. Transfer 18'inde bitiyor. Ama 18'ine kadar Fenerbahçe 3 transfer de yapabilir. Hiç de yapmayabilir. Ben umut ışığı olarak size 3 transfer yapabilir cümlesini söyleyin. Haybeden de söylemiyorum. Görüşmek üzere.